Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün size Częstochowa University of Technology'nin kampüsünde kısa bir tur attırmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben makine mühendisliği bölümündeyim. Bu gördüğünüz, arkamda görmüş olduğunuz binada Częstochowa University of Technology'nin makine mühendislik fakültesi binası. Benim de çoğunlukla derslerim burada geçiyor. İlk olarak geçen hafta pazartesi günü ilk dersimizde dekanın, fakültenin koordinatörüyle birlikte derslerle ilgili bir sunum yapıldı bize koordinatör tarafından ve kendisi de bize bir kağıt verdi. Bu kağıtta dersler, sınıflar, saatleri çok güzel bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bu kağıtta yer alıyordu. Aynı zamanda da bir de kampüsün haritası vardı. Böylelikle de benim şu anda nerede, hangi dersim var, saat kaçta bunları bulmam çok kolay. Bu yüzden de çok sevindim kendim adıma. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde bir bilgilendirme yapmışlar. Ve çok ilgili bir koordinatörümüz olduğunu söyleyebilirim. Tabii her bölümde aynı işlemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaki bina, makine mühendisliği binası. Şimdi şöyle kısaca bir tur atacak olursak, şu diğer tarafta, yan tarafta görmüş olduğunuz bina, Faculty of Management binası. Burada da benim de birkaç tane dersim var. Tabii tek bir bina değil Faculty of Management binası. Her tarafta görmüş olduğunuz beyaz bina da o fakülteye ait. Benim de o beyaz binada bir tane dersim var. Work Safety Management, iş sağlığı ve güvenliği dersimi orada alıyorum. Hatta şu anda hava güneşli, gayet iyi bir hava var. Genelde hava çok güneşli olmuyor. Hava genelde rüzgarlı ve yağmurlu oluyor. Hatta 1-2 derece oluyor hava genelde. En yüksekte 8-10 derece oluyor. Şu anda da tahminimce 10 veya 11 derece hava. Çok şanslıyız. Şu anda çok güzel bir hava var. Biraz rüzgar var. Rüzgardan dolayı da kusura bakmayın. Sese yapabileceğimiz bir şey yok. Lakin elimizden geldiğince iyi bir şekilde videoyu hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi isterseniz devam edelim. Burada Work Safety Management'ın hocasıyla konuştuğumuzda ilk gün tabii derse de kimse gelmemişti. Bir tek ben vardım. Kendisiyle genel olarak böyle bir konuştuk. Hatta kendisi Türkiye'ye daha önce gelmiş, Antalya'dan bahsetti. Çok sıcak bir iklimi olduğundan konuştuk. Ben de Mersin'den geldiğimden bahsettim. Ve bir mevsimle ilgili, kendi ülkesiyle ilgili konuşurken şuna yer verdi. Dedi ki geçen sene -20 dereceye kadar sıcaklıklar düştü. Şu an bu bizim için gayet sıcak bir hava dedi. Tabii sen üşüyor olabilirsin dedi. Ondan sonra da bu ülkeyi ve bu şehri niye seçtiğimi sordu. Ben dedim ki hani genel olarak tabii hepinizin bildiği üzere Polonya'daki para biriminden dolayı ben burayı seçtim. Zloty para birimi var. Zloty de şu an 1 zloty 1,5 Türk lirasına denk geliyor. Türkler için daha kolay bir yaşam var burada. Çünkü yaşam standartları Avrupa'ya göre birazcık daha aşağıda. Ve bildiğiniz üzere tabii %98 Katolik bir ülkedeyiz. Hristiyanlık var ve pazar günleri, şu anda da pazar bu arada, bildiğiniz üzere dini ibadetlerini yaptıkları gün. Tabii birazcık bir çans sesleri oluyor genel olarak yoğun bir şekilde. Hatta Częstochowa şehri dini açıdan çok önemli bir şehir Polonyalılar adına. Çünkü insanlar birçok şehirden gelip buraya hacı oluyorlarmış. Şehrin merkezine yakın bir kilise var. Oradaki kiliseye gidip hacılığını tamamlıyorlarmış duyduğumuz kadarıyla. Birazcık bu konuda katılar dini olarak. Ve bazen yaşlılar bizi gördüğünde böyle çok bakabiliyorlar. Hani birazcık dik dik bakıyorlar açıkçası. Ama bunun da sebebi muhtemelen kültürel farklılıktandır diye düşünüyorum. Çünkü biz onların kültürüne göre çok daha farklıyız. Kara kaşlı, kara gözlü insanlarız. Hani onlar da tam tersimiz bizim. Hani kumral genellikle açık tenli, açık gözlü insanlar onlar. Şimdi dilerseniz buradan devam edelim. Kampüsün devamına da bir göz atalım. Çünkü elektrik elektronik fakültesine doğru buradan yol alalım. Ben bu arada birazcık konuşmaya devam edeyim. Biz ilk geldiğimizde, ilk gün demiştim size, koordinatörle konuştuk ve ders programı hakkında bilgi aldık. Bundan sonra da Erasmus'larla ilgili toplantılar, meetingler başladı. Facebook üstünden bir grubumuz var. Oradan Messenger üstünden konuşuyoruz. Ve sürekli bilgilendiriliyoruz biz hangi günde yapılacağı ile ilgili. Mesela ilk hafta iki tane partimiz oldu. Bu partilerden birinde hatta Beer Pong etkinliği vardı. Bununla ilgili bir video çektik arkadaşımla birlikte. Ve o videoyu da en kısa zamanda kanalımda göreceksiniz. Çok eğlenceli bir ortam vardı. Tabii burada birazcık Türk nüfusu yoğun. Çünkü dediğim gibi
az önce, ekonomik durumlardan dolayı Türkler genelde Polonya'yı tercih ediyor. Ve bizimle ilgili bir etkinlik daha vardı. Bütün Erasmus öğrencilerini topladılar Erasmus ofisinde. Ve bize şehir, üniversite ve bizim buraya daha iyi adapte olabilmemiz için hem buranın kuralları anlatıldı bize, hem de yurtla ilgili, okulla ilgili bir sıkıntımız olduğunda onlara danışabileceğimiz anlatıldı. Yani daha çok bize information verdiler birçok şeyle ilgili, kafamızda soru işareti kalmamasın adına. Bu arada Erasmus ofisinden de student ID card çıkarttık. Bu student ID card dediğimiz şey öğrenci kimlik kartı oluyor. Bizim bu okulda öğrenci olduğumuzu gösterecek ve bu şekilde biz birçok toplu taşımadan daha indirimli bir şekilde yararlanabileceğiz. Şehrin tam ortasından geçen aslında bir tramvay hattı var. Hatta bizim okulumuzun yanından da geçiyor. Yolun karşısından. Birazdan sizlere göstereceğim onu. Şimdi bu şekilde devam edelim. Aynı zamanda otobüsle ilgili ulaşımda da indirim sağlıyor. Dediğim gibi bütün ulaşımlarda indirim sağlayacak. Bu arada Maluh yurdunda kalıyoruz. Yurt kartını da çıkarttık. Saat 11'den sonra yurda yurt kartsız giriş yasak. Çünkü 11'den sonra kapıları kapatıyorlar. Yurt kartınızı gösterdiğiniz takdirde size açılıyor. Yurtla ilgili de ekstra video çekeceğim. Yurtla ilgili genel olarak şöyle bir size kaldığım odayı ve bunlarla ilgili birkaç daha bilgi vermek istiyorum size. Bu geldiğimiz binada elektrik elektronik mühendisliğinin ana binası. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi sizlere en son bahsedeceğim şeye geldik. Aslında arka tarafta bir spor salonu da var. Buraya yaklaşık bir 5 dakika mesafede. Bir de bir şeyi belirtmedim, onu da belirteyim. Bizim yurttan çıktığımız andan itibaren bizim makine mühendisliği fakültesine yaklaşık 2-3 dakika. Oradan Faculty of Management'a zaten gördünüz, karşı karşıyalar. Orada yaklaşık zaten 1 dakika ancak sürer veya sürmez. Oradan da Faculty of Management'tan da Elektrik elektronik. Değilsin ya. Elektrik elektroniğe geliyoruz oradan da. Orası da yaklaşık 2-3 dakikalık mesafede. Açık kampüs anlayışı benimsenmiş. Daha çok Türkiye'de alışık olduğumuz kapalı kampüs, belli bir sınırlar içerisinde olan bir kampüs değil. Bu yüzden de şehirli iç içe gibi gözüküyor. Yani birçok insanın giriş çıkış yapabileceği yer var okula. Genel olarak baktığınızda aslında okul benim hoşuma gitti. Güzel bir alana yapılmış okul. Zaten dediğim gibi çok büyük bir nüfus yok bu şehirde. Ama gene de Avrupa için gene de büyük bir nüfus. Ve şöyle bir düşünecek olursak, öğrenci nüfusu benim olduğum şehirde, yani Czestochowa'da çok az. Genellikle yaşlı kesim mevcut burada. Çünkü dediğim gibi daha önce bahsettiğim üzere, dini yönden daha belirgin, baskın bir kent olduğu için genellikle yaşlı kesim var. Sanırım bugünlük bu kadar diyebiliriz. Benim daha bahsedeceğim bir şey yok şu anlık. Şöyle kısa bir kampüs turu yapmış olduk sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka beğenip yorum atmayı unutmayın. Eğer ki herhangi bir isteğiniz olursa da bu videonun altında yorum olarak atabilirsiniz. Önerilere her zaman açığım bildiğiniz üzere. Çok yakın zamanda yurtla ilgili, ondan sonra akşam partideki beer pong'la ilgili de videolar gelecek. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.